Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İngiliz haber ajansı Reuters, eski başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Mehmet Şimşek sesleri Ankara kulislerini hareketlendirdi. Seçimlere 58 gün kala ittifaklar, partiler ve adaylar çalışmalarına hız verirken gözler AK Parti'nin hazırlayacağı seçim beyannamesine çevrildi. Son şeklinin verilmek üzere olduğu belirtilen seçim beyannamesiyle ilgili ortaya çıkan detaylar ise bir anda gündeme oturdu. Reuters'a bilgi veren beyannamede yetkili 4 isim, AK Parti'nin ilk yıllarındaki ekonomi ilkelerine ve serbest piyasa ekonomisi politikalarına dönüşü planladığını söyledi. Bir hükümet yetkilisi, AK Parti bir nevi çıkışındaki döneme, özüne dönüyor, ifadelerini kullanırken, Mehmet Şimşek iddiaları da olay oldu. Ekonomi tarafından AK Parti'nin 2002 yılı seçim beyannamesinde yer alan ekonomideki yaklaşım çok benzer şekilde yer alıyor. Yani AK Parti bir nevi çıkışındaki döneme, özüne dönüyor. Piyasa dışı uygulamalara dair hiçbir işaret beyannamede yok, dedi. İsimlerinin gizli kalmasını isteyen yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin başına eski başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmeyi planladığını belirtti. Reuters, Şimşek'in uluslararası finans çevrelerinde çok saygın bir isim olduğu yorumunu yaptı. Bir yetkili de Erdoğan'ın Şimşek için Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini düşündüğünü söyledi.